Baba dedi çocuk. Yaşı henüz küçük. Gösterdiği yerde bulduğu şeyi. Bu ne dedi baba? Adam döndü arkasını. Aldı çocuğun elinden yerde bulduğu şeyi. Baktı sağına soluna. Sonra buruşturup dudaklarını. Ne bileyim oğul, benzemiyor hiçbir şeye. Çocuk meraklanmıştı bir kere. Babası at dediği halde aldı koydu cebine. Bir eli sıkıca cebindeydi. Güvenememişti babasına. Ya çok değerliyse, ya çok parası olursa, kurtulursa bu hastalıktan. Ne hastalığımı bilmiyorlardı. Yeter ki iğne olmasın. Çocuk çok korkuyordu iğneden. Söyleyemiyordu doğruları. Basit bir şey dedi doktor. Basit mi? Evet evet dedi doktor. Mikrop kapmış. Köy yerinde olan şeyler bunlar. Kapmıştır hayvanın birinden mikrop. Doktor elini çocuğun başına sertçe atıp sen yerde bulduğun her şeyi ağzına mı atıyorsun bakayım? Korkmuştu çocuk. Başını öne eğip birleştirmişti ellerini. Bu ilaçları kullanın, bir haftaya hiçbir şeyi kalmaz. Oysa nasıl olur? Hasta çocuk. Hemce onca saat bunu duymak için mi yürüdük dedi babası içinden. Sonra doktora dönüp iyice baksaydınız doktor bey. Uyutmuyor sancıdan gece bizleri. Yok canım abartmaya gerek. Kapmış hayvanın birinden mikrop işte. Bu yaşta normal böyle şeyler. Dedi. Başını önündeki gazeteye çevirip bakmadan. Kabullendi mecburen. Uzun boylu yorgun adam. Kasaba uzaktı ya biraz. Zoruna gidiyordu onca saat boşuna yürümek. Döndüler geri. Söyleniyordu babası. Kızıyordu kendine. Çıkarsan kara lafıyla yola, çekersin kafasızlığın cezasını böyle. Oysa söylemişti anam. Kaynat ısırgan otunu, yedir sapını, içir suyunu, kalmaz bir şey değil. Bunca ilaca bu kadar para vermekten daha iyi değil mi sanki? Sıka sıka dişlerini ağrıtmıştı canını. Çizgili uzun mintanın kollarını kıvırmış, kasketini oğlunun başına atmıştı. Yürüdüler epey bir süre. Çocuk susadı. Çeşme önünde durup su içmek istedi. Baba durmadı. Ağır ağır devam etti. Elini cebinden çıkarmıyordu çocuk. Babası gitgide uzaklaşıyordu. Dayadı ağzını çeşmeye. İçti suyunu kana kana. Bir süre koştu uzaklaşan babasının ardından. Karnı ağrımaya başladı. Solukları düzensizdi. İnceden geliyor, kıvrandırıyordu çocuğu. Babasına bir şey diyemiyordu. İğne geliyordu aklına. Sıktı bir süre dişini. Derken geldiler eve. Koştu anasının yanına. Sarıldı boğazına. Çok yorulmuştu bugün. Canı çıkmıştı yürümekten. Ama mutluydu. Ne de olsa her vakit gezme şansı yoktu babasıyla. Sancılandı yine karnı. Ekşiyince yüzü telaşlandı anası. Ne oldu oğul? Dedi. Çocuk... Yok bir şey ana, geçer, dedi. Rahatladı anası. Git elin yüzün yıka, otur sofraya. Koştu çocuk. Ne de olsa küçük. Eli hala cebinde. Zengindi belki, kim bilir. Babası kızmıştı anasına. Yürüttün bizi bunca yol başına. Yokmuş hiçbir şey Allah'a şükür olsun. Mikrop kapmış biraz. İçin şu ilaçları, kalmaz haftaya bir şey. Sevindi çocuğun anası. Yese de zılgıtı. Çocuksa elini yüzünü yıkayıp koştu dedesinin yanına. Çıkardı cebinden yoldayken yerde bulduğu şeyi. Bak dede ben buldum dedi. Büyük bir adam edasıyla. Dedesi aldı çocuğun elinden yerde bulduğu şeyi. Neymiş bu böyle? Benzemiyor da bir şeye canım. Kaptı çocuk dedesinin elinden. Anladı dedesinin yine üzerine yatacağını. Kızdı dedesi. Sizin yaşınızdayken ben diye söylenmeye başladı. Kaçtı çocuk odadan. Yemeden yemeği. İştahı da yoktu zaten. Hala sancıyordu karnı. Ateşlenmişti de. Uzandı yatağa. Toplayıp dizlerini kasıklarında bastırmaya çalışıyordu acısını. Teller boşalıyordu alnından. Nenesi görünce çocuğu halde kızdı gelinine. Bir sirkeli bez koysana çocuğun alnına. Taş olmayacasıca. Bıraktı anası elindeki işi hemen. Koştu çocuğunun yanına. Baktı yanıyor ciğerparesi. Çağırdı erini. Ses etmeden usulca.
Gördü eri, anladı. Fakat kalkamadı atasının yanından. Bekledi bir işaret. Dede ise kızgındı çocuğa. İnadına müsaade etmedi. Çocuk yorulmuştu bugün. Ondan olacak, yükseldi ateşi gitgide. Kuş gibi kalbi yoruldu. Anası bir o yana bir bu yana derken çocuk susmuştu. Cebinde sıkıca tuttuğu umuduyla.